الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعن بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهد خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى آخر الآيات والبينات صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا إلى آخر الحديث الشريف صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله تعالى Hazretleri Müslümanlara mühlet vermektedir. Müslümanlar Allah'ın vermiş olduğu mühleti tamamlayınca Allah Teala Hazretlerinin huzuruna çıkıp hesap vereceklerdir. Hak olan ölüm tecelli edince herkes Allah Teala'nın huzuruna ve innema yuvfevne ucurekum yevmel kıyamet. Kıyamet günü ecirlerinizi tas tamam almak için Allah Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacaksınız. Yapmış olduğumuz iyilikler, yapmış olduğumuz hasenatlar, yapmış olduğumuz isyanlar, küskü fucurların neticesinde Allah Teala'ya hesap vereceğiz. Ve Rabbimizin bize sunmuş olduğu bütün nimetlerin tamamında. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ لَتُسْأَلُنَّ'nin başındaki lamba sonundaki nunda tehdit içindir. Elbette ama elbette Allah'ın bütün nimetlerinden hesaba çekileceksiniz. Ömür nimetinden hesaba çekileceksiniz. Mal nimetinden hesaba çekileceksiniz. Sıhhat nimetinden hesaba çekileceksiniz. Evlat nimetinden hesaba çekileceksiniz. Her türlü nimet, aklınıza hangi nimet, hangi nimet geliyorsa Allah Teala Hazretleri'nin huzurunda, huzurunda hepsinden hesaba çekileceğiz. Maksadımız, maksatlarımız, matleplerimiz Allah Teala'nın bize sunmuş olduğu nimetlerin karşısında Allah Teala'ya şükretmektir. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ İmam Nesefi Rahimullah bu ayet-i cellilerin tefsirinde diyor ki siz beni anın, ben de sizi anayım. Allah'ın kullarını anması nasıl olabilir? Bizim Allah'ı anmamız Allah demekle olur. Lafzi olarak, lafız olarak Allah demekle olur. Peki Allah'ın kullarını anması, siz bana şükredin, ben de size şükredeyim. Peki Mevla şükreder mi? Mevla bizi anar mı? Ya siz bana fena edin, övün beni, ben de size vereyim Mevla Teala buyuruyor. İmam Nesefi böyle açıyor. Allah'ın vermesi vardır. Bilal-i İslamiye, İslam beldeleri, elhak şu an büyük bir kaos, büyük bir gaflet, büyük bir zulmün altındadır. Bunun birinci örneği olarak bariz önümüzde olan Mescid-i Aksa ve etrafı Filistin. Allah Teala Hazretleri Sübhanellezî esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârekna havle. Kulumuzu gecenin bir bölümünde
Mekke'deki Mescid-i Haram'dan aldık, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru onu yürüttük. Oradan da Miraç hadisesi gerçekleşti. Allah Teala'nın huzuruna çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize lazım olan şurası. Mescid-i Aksa'dan Allah Teala buyuruyor da şöyle orayı anlatıyor. Barakna havle. Orayı ve oranın etrafını biz mübarek kıldık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk etapta ve Efendimizin tabileri, tabi sahabi efendilerimiz ve Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlar idi. Bizim ilk kıblemiz. Meryem validemizin adandığı yer, İsa aleyhisselamın adandığı yer, bütün peygamberlerin, ecdadımızın hizmet ettiği yer Mescid-i Aksa. Allah Teala Allah'ın mescitlerini Müslümanlar yapar buyuruyor. Allah'a iman, men amene billah. Allah'a iman edenler Müslümanların mescitlerini iman ederler. Oraları Allah'a iman edenler yapar. Bu ayet-i kerimeyi mescid yapmak şeklini anladığımız gibi, bu manayı anladığımız gibi mescidi muhafaza etmek, mescidi savunmak, mescid için gerekirse canımızı, malımızı feda etmek de anlayabiliriz Müslümanlar. Eğer bugün Bilad-ı İslami, İslam beldesi, Mescid-i Aksa, Filistin katlediliyor, 5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklar katlediliyor, bazı resimler görüyoruz, bazı fotoğraflar görüyoruz, videolar izliyoruz, bize şaka geliyor Müslümanlar bunlar. Alıştık ekranlarda görmeye. Çünkü Müslümanların kalpleri işgal edilmiş. Siyonizm tarafından, Batı tarafından, Yahudiler tarafından Müslümanların kalpleri işgal edilmiş. Bugün nasıl ki İsrail bir Coca-Cola'nın fiyatını yarıya indirdi, nasıl ki İsrail sattığı malların fiyatını yarıya indirdi, bütün raflar işgal edildi, boşaltıldı, aynen o şekilde Müslümanların kalpleri işgal edilmiş. O yüzden Bilal-i İslamiye'nin sesi çıkmıyor. Müslümanların sesi o yüzden çıkmıyor. Müslümanlar o yüzden uykudalar. Bu yüzden niye? Kalbi işgal edilen bir toplum, kalbinin ele geçirildiği bir toplum ayaklanmamaya mahkumdur. Sesini çıkartamaz. Başını eğmek zorundadır. Nasıl işgal ettiler? Sevgilerini kalplerimize yerleştirdiler. Evet. Ya bir Yahudi anne evladına, Yahudi bir çocuğa hamile kaldığı zaman anne henüz daha rahmindeyken onu eğitmeye başlıyor. Onu yetiştirmeye başlıyor. Düşmanın Müslümanlardır ha. Sakın başkasına bakarsın. Başkasına ilişirsin. Senin düşmanın Muhammed ve ashabıdır. Tabileridir. Annedeki yüreğe bakın. Annenin yüreği davasının hadimi olmuş. Sorarım ben size, hangi Müslüman annede, hangi Müslüman babada bu yürek vardır? Evlatlarımızın kalplerini işgal etmiştir Batı. O yüzden evlatlarımız sesini çıkartamıyor. Cihat ruhuyla yetiştiriyor Batı. Yahudiler cihat ruhuyla. Bizim en büyük kaybımız, en büyük gafletimiz onlara karşı sevgiyle yetişmektir Müslümanlar. Ama senin düşmanın onlar olmasın. Düşmanın onlar değil. Bir Arap düşmanlığı bizim içimize koydular. Arap düşmanlığı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ı sevin. 3 hasletten dolayı Arap'ı sevin. Ben onlardanım. Ben onlardan olduğum için Arap'ı sevin. Yahudi düşmanlığı değil, Müslümanların çocuklarının kalplerine Arap düşmanlığı yerleştirdiler. Oradan Batı'nın düşmanlığını çıkarttılar. 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 10 yaşındaki mekteplere gönderdiğimiz çocukların kalplerine Batı'nın sevgisini yerleştirdiler. Sorarım ben size, nerede cihat ruhu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza ok atmayı öğretin buyuruyor. Bundan geri tutmayın evlatlarınızı. At binmesini öğretin buyuruyor. Bundan evlatlarınızı geri tutmayın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı savaşla geçmiştir. Ve sahabe efendilerimizin hayatı savaşla geçmiştir. Ehli küfürle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar savaş etmiştir, o kadar onlarla mücadele etmiştir ki çıktı Yahudilere dediler ki Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yerde bize muhalefet etmez görmedik. Her yerde bize muhalif. Ama her yerde bize muhalif. Ne zaman ki Müslümanların kalpleri işgal edildi,
biz o zaman davayı kaybettik Müslümanlar. Alemi İslam'ın sessizliği bundandır. Alemi İslam'ın gafleti bundandır. Bugün mescidimiz Yahudilerin iğrenç botları altında çiğneniyor da bizim sesimiz çıkmıyorsa gafilsek bilin ki izzetimizi ele geçirmişler. Böyle bir zulüm olabilir mi ya? Dünyada eşi benzeri olmayan bir zulüm. Dünyada eşi benzeri olmayan bir zulüm. Ama hala daha Müslümanların evlatlarının kafalarında Yahudinin tıraşı var, onun pantolonu var, raflarında Coca-Cola var, kızlarının, çocuklarının ellerinde onların boyası var. Allah Teala buyuruyor ki sibgatallah ve men ekseru minallahi sibgah. Olan olmuştur, biten bitmiştir. Artık düşünmenin bir manası yok. Ve enna lehu zikra Mevla buyuruyor. Düşünmekse fayda vermeyecek. Yekulu ya leyteni kaddemtu li hayati. Keşke Mescid-i Aksa'yı muhafaza edebilseydim diyeceksiniz. Keşke Yahudi'ye buğz edebilseydim diyeceksiniz. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafıkine ve gulûm aleyhim. İmam Rabbani bu ayet-i celileyi tefsir ederken buyuruyor ki Allah Teala Habibine, Yahudi'ye, ehli kitaba yedi zatı emrettiği zaman ulüme ennel gıfete dâfin fî hulukul azîm. Bilindi ki Yahudi'ye, batıya, ehli küfre, siyonizme katı olmak, onlara kas katı olmak büyük bir ahlaka dahildir. Ahlakımızı bizim yerle tarumar ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçen bir hadis-i şerif gördüm. Bir Yahudi ile karşılaştığınız zaman yolda bir onunla karşılaştınız. O Yahudi karşıdan geliyor, siz bu taraftan gidiyorsunuz. Yolun ortasından sakın onu yürütmeyin diyor. Yolun en darına onu sürükleyin. Onlar rezil olmaya mahkumdur. Betbah olmaya mahkumdur. Allah Teala onları lanetliyor ayet-i celileleriyle. Hiçbir kavme Allah Teala lanet etmemişim Yahudiler kadar. Peygamber katili bunlar. Senin evladının, senin hanımının, çoluğunun, çocuğunun ırzını kendisine helal görüyor. Çocuk öldürülür mü? La 4 yaşındaki çocuğun sana nasıl bir zararı var ki sen bu çocuğu katlediyorsun? Olmaz. Müslüman mıdır? Bana helaldir diyor. Onların kitabında bu var. Tahrif edilmiş. Tahrif edilmiş kitaplarına. Yoksa Allah Teala'nın onların indirdiği kitapta böyle bir şey yok. Allah Teala buyuruyor وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. La size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Allah yolunda canlarınıza, mallarınıza acımayın. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالِهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Bunları size anlatıyorum. Yarın ahirete gittiğimizde ya Rabbi biz bilmiyorduk. 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklarımız, Müslüman kardeşlerimiz katledilirken biz bunları duymadık diye diyeceğiz Müslümanlar. Bak bu ayetler bize okundu. Bu ayetler bize indi. Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Allah mutlak müminlerden her şeylerini satın almıştır. Canlarını, mallarını, her şeylerini, nefislerini satın almıştır. Bir enne lehumu cenne. Cennetin karşılığında. Cenneti istiyorsan, cenneti kazanmak istiyorsan, cenneti kazanmanın yolu ehli kitaba gıbzatla geçer, katılıkla geçer Müslümanlar. Bir millet nasıl bir millettir ki İslam'ını, ahlakını, Kur'an'ın ahkamını Yahudilerin, Siyonizmin ayakları altında rezil duruma düşürmek durumunda kalıyor. Nasıl bir millettir? Uyanmak neye bağlıysa acil sebeplerine sarılmamız lazım. Ama Müslümanların uyanması Allah'ın kitabına bakmakla olacaktır. Müslümanların dirilmesi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın yoluna dönmekle olacaktır. Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin, Türkiye Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'ne ters, korkuyor. Bu adamdan korkuyor Efendi Hazretleri'nin. Niye? Ya devleti de korkuyor, partisi de korkuyor, solcusu da korkuyor, sağcısı da korkuyor. Ya bir şey yapacak, bu bir şey yapacak. Niye? Hacı Mahmut Efendi Hazretleri Resulullah'ın yolundan santim ayrılmamıştır. Bir çizgi ayrılmamıştır Efendimizin yolundan. O yüzden dünya ona muti, ehli küfür ona zillet olmuş. Böyle evlatlar yetiştirmeli anne babalar. Evladının kalbine Yahudinin düşmanlığını koyacaksın, bu ibadettir. Dostluğunu, düşmanını bileceksin. La yurdu'l mu'min min juhrin ba'idin marratayn. Mümin bir delikten iki sefer sokulmaz. Yıllardır Mescid-i Aksa'yı çiğniyor bunlar. Yıllardır Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize zulmediyorlar. Yıllardır. Bu nasıl bir zulümdür ya? Eşi benzeri görülmemiş bir gaflet, eşi benzeri görülmemiş bir zulüm. Peki ne yapacağız? وَاَتَشْمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جِمِيعًا. Topyekun Allah'ın ipine sarılacaksınız. Topyekun Allah'ın ipine sarılacaksınız. Yoksa düşürmek bize fayda vermeyecek. Oradaki kardeşlerimiz açıklama yapıyorlar. Bir sorumlu var. Ebu Ubeyde midir? Nedir? Çıkıyor, diyor ki
Bizi korkutmuyor onların bize saldırmaları. Bizi Müslümanların gafletleri korkutuyor. Bizi Müslümanların sessizliği korkutuyor. Tavrını ortaya koyamıyor Bilal İslamiye. La tarafını belli etsene. Sen neredesin? Hangi saftasın? Allah'ın safı burada, Allah'ın ordusu buradayken düşmanların safında ne işin var? Tarafını belli etsene. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِنَ صَالِحًا فَقَالَ اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? وَمَنْ اَسْلَمُ دِينًا عَلَى رَسُولُنَا مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ اللهم يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم فهل الكفرة والفجرة والمحنين اللهم اشف الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين اللهم اكفر لنا من الإخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم أرزقنا الهدية والاستقامة والحسنى الختمة في الدين والثناء والقاتلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين شكرا آية جليلة لهمتنا يا رب العالمين يا لم يكتب همتنا أرش لوح قلم محفوظ همتنا سن وعدنا أصلاب الفتنس إن الله لا يخلف الميعاد الله وعدنا أصلاب الفتنس bu kadar yarattığın kainatta yarattığın hikmetler hürmetine, ya Rabbel Alem, şu cuma saatinin hürmetine, Filistin'deki, Gazze'deki savaşı durdur ya Rabbi. Zalimleri, kafirleri kahveyle ya Rabbi. Maddi gelirlerini mahveyle ya Rabbi. Kullemâ hıttakû nâran lil harbi etfâullâh. Ne zaman bir harp ateşi tutuştursalar, Allah bu ateşi tutuşturdu. Ayet-i Cüriyesinin sırrına mazhar edip bu ateşleri de söndür ya Rabbi. O Siyonizmin Müslümanlar üzerine kurmuş olduğu tutakları aleyhlerine vettü ilka ile ya Rabbi. Şüphesiz şu saatlerde, cuma saatlerinde dualar kabul olur diye rivayetler vardır, hadis-i şerifler vardır. Ya Rahim, o hadis-i şeriflerin sırrına mazhar edip bu dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rahim, ufacık sabiler, günahsız sabiler katlediliyorlar. Annesiz, babasız, yetim bırakıyorlar. Anneler evlatlarından ayrı kalıyor. Ya Rabbel Alemin. Ne zaman şu Yahudi'ye sen vaadini göndereceksin? Bu Yahudi'nin projesini bozacak. Bunların zevkini kaçıracak. Bunların tuzaklarını bertaraf edecek. Bu Orta Doğu büyük projesini bozacak. Bunların maddi evlerini mahvedecek. Bir belanı, bir musibeti bunların başına musallat eyle ya Rabbi. Musallat eyle ya Rabbi. Tuzakları içerisinde bunları gark eyle ya Rabbi. Maddi gelirleri mahvede iptal eyle. Onları birbirleriyle meşgul eyle ya Rabbi. Onları birbirlerine kırdır ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Sen ulemanın, meşayihun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine senden istiyoruz. İkram eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Müslümanlara şuur ihsan eyle ya Rabbi. Birlik, dirlik, vahdet ihsan eyle ya Rabbi. Ehl-i kitab-ı hakir-i zelil ma'ruf eyle, tuzakları mahveyle, maddi gelirlerini iptal eyle ya Rabbi. Dualarımızı fetekabbeleha rabbuha, bi kabuli hasenin ayet-i cüriylesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzet hamma yasifun. Ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.